Sevgili dostlar, sizleri Kilyos'tan sevgiyle selamlıyoruz. Merhabalar. Kilyos deyince önce kısaca bir tarihini dinleyelim mi sizden sevgili Çağrı? Elbette sevgili Gonca. Evet, teşekkür ederim. Efendim, Kilyos'ta yerleşim aslında çok eski çağlarda başlıyor. Şu gördüğünüz koy uzunca bir dönem balıkçı köyü şeklinde kullanılıyor. Daha sonra burası özellikle de Roman İmparatorluğu döneminde ticaret anlamında çok fazla ilgi çekiyor. Ama Roma İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra ise Bizans içerisine dahil oluyor bu bölge. Çok sonraları Cenevizliler de buraya geliyorlar ve burada bir koloni kuruyorlar. Cenevizliler biliyorsun sürekli ticaret yapan ve bunlarla da ilgili liman şehirleri kuran ya da liman şehirlerini ele geçiren bir şehir. Osmanlı Haçlı döneminde de aynı şekilde devam ediyor. Haçlı seferleri döneminde de buranın önemi artıyor. Çünkü deniz yoluyla bir bağlantı sağlamış oluyorsunuz. Osmanlı döneminde ise bu bölge Levanten halkıyla, yani yabancı gayrimüslim olan halkıyla ön plana çıkıyor ve 1930'lara kadar da bu böylece devam ediyor. 1930'lardan sonra ise artık burası İstanbul'un safiye yeri haline dönmeye başlıyor. Zira o dönemden itibaren İstanbul Boğazı içerisinde ya da Marmara'da denize girilebilecek alanların kirlenmesi ya da azalmasından dolayı plajlar teker teker kapanmaya başlayınca Osmanlı döneminden itibaren aslında sadece bir balıkçı köyü olan Kilyos yavaş yavaş bir safiye yerine dönüşüyor. Bugün de artık aynı şekilde hizmetine devam ediyor. Evet, Kilyos'ta bu su terazisinin hemen yanında bulunmaktayız. Su terazileri aynı zamanda gözetleme kulesi olarak da kullanılıyordu. Kilyos tarafındaki, Uskumruköy tarafındaki, hatta Garipçe'deki bu su terazilerinin büyük bir çoğunluğunun Cenevizlere ait olduğu söylense de bunlardan sadece bir tanesi Romalılara aittir, o da Uskumruköy'deki. Ama onun haricindekiler hep Osmanlı döneminde yaptırılmış su terazileridir. Şu anda tabii artık görevlerini ifa etmemekte. Çoğu kişi de aslında ne olduğunu bilmiyor günümüzde. Su terazileri suyun basıncını dengeleme amacıyla kullanılıyordu, değil mi? Evet, tabii o dönemlerdeki su yollarında suyun basıncını kontrol ederekten suyun şehre varmasını sağlıyorlardı. Bu anlamda oldukça önemli eserlerdir aslında su terazileri. Şu anda Kilyos Merkez Camii'nin, yani Kumköy Camii'sinin hemen önünde duruyoruz. 1931 yılında inşa edilmiş. Normalde Çatalca'ya bağlı bir yerken Kilyos, Kumköy, 1930 yılında Çatalca'dan Sarıyer'e alınıyor. Bu tarih aynı zamanda önemli, zira bu tarihten sonra İstanbul'un Marmara içerisindeki, Boğaz içerisindeki denize girme alanları gittikçe daralıyor. Plajlar kapanıyor ve İstanbullular yeni plaj arayışlarına giriyorlar. Bu yeni plajlardan bir tanesi de aslında Kumköy oluyor. Dolayısıyla Sarıyer'e bağlanması buranın daha fazla yerleşim yeri haline gelmesini sağlıyor. Ve sonuç olarak da burası kalabalıklaşmaya başlıyor. Dolayısıyla da 1931'de buraya yeni bir caminin yapılması ya da bu caminin yapılması anlam kazanıyor. Kilyos isminin birkaç noktadan geldiği düşünülür. Bunlar aslında Kilyos ismi Rumca olmakla beraber iki ayrı anlamdan türediği düşünülür. Her iki anlamda Kilya kelimesine denk gelecek şekilde bir tanesi kumlu alan, diğeri de güzel boğaz. Kilyos ismi her ikisine de uygun olduğu için buranın ismini Kumköy olarak Türkçeleştiriliyor. Burası bir tatil yeri. Burası bir sayfiye yeri. Kilyos çarşıya geldiğinizde işte bakın bikiniler, mayolar, tezgahlarda buranın bu yazlık havasını sizlere yansıtıyor sevgili dostlarım.
Tabii ki bu mevsimde, hafta içi bir günde burası nispeten sakin. Buraya yazın gelseniz ne plajlarında yer bulabilirsiniz, ne yollarında yürüyecek alan bulabilirsiniz. Ama bu mevsimde bile bir yazlık yerinde gezdiğinizi hissediyor insan. Tabii ki buradaki kumsalla ilgili söylenecek şeyler de var. Sahile indiğimizde konuşacağız. Denizler halkındır aslında sevgili dostlarım. Denize ulaşmak bu kadar zor olmamalı. Yazın tabii ki buraya geldiğinizde bir yürüyüş yapayım, bir de kumsalda denizle kucaklaşayım derseniz ücret girmeden plajlara girmek mümkün değil. O da ayrı bir konudur. İşte Kilyos'un çarşısına geldik. Yiyebilir miyiz sevgili Gonca? Yazın Kilyos'ta denize girmek istiyorsan başlık parası ödemek zorundasın diye. Öyle diyeceğiz mecbur. Ama demesek iyi olurdu. Denizler halkındır. Derelerde özgür aksın, Karadeniz'deki derelere HES kurulmasın diyerek kayda geçirmek istiyorum isyanımızı. Tabii ki isyan derken mevcut düzendeki olumsuzluklar, doğaya, insana saygı yaşamanın en güzel adabıdır sevgili dostlar. Kilyos'un fıstık camlarıyla süslü o güzel kahvesine geldik. Kapalı kapılar ardında bir ev daha Kilyos'ta. Akasyaların altında. Panjurları da inmiş sevgili dostlar. 7 numara. Işığın peşinde Karahan'ın Yolu kitabının, İbrahim Çağrı Sağlığın o güzel kitabının 1 numarasında gir kapıdan 7'de. 7'den içeri. 7'de dediğime bakmayın. 7'den içeri. Çok güzel sevgili dostlar. Kilyos'ta bir sokak arasında bir güzel gün. Sevgili Gonca, dünya üzerinde bazı türler vardır ki hayvan ya da bitki olmak üzere. Bunlar aslında endemik, yani soyu tükenmekte olan canlılar olarak geçerler. Bu arada da bu rakamlar oldukça büyüktür. Son 150 yıl içerisinde dünyadaki var olan bitkilerin %30'u ve hayvan türlerinin ise yaklaşık %60'ı yok oldu. Bir zamanlar bizimle var olanlar artık bizimle beraber değiller ve gitgide dünya tek düze bir şeye dönüşmekte, yaşam yerine. Ama burada gördüğümüz gibi nesli tükenmekte olan kum zambakları burada korunma altına alınmış ve fakat bu korunmaya rağmen içeride pet şişesi, bira şişesi vesaire gibi bir sürü kirletici çöp, insan atığı kişilerden türemiş insan atıkları var işin açıkçası. Bunları artık bir şekilde dur denilmesi gerekiyor. Yani çevreniz, sizin yaşadığınız yer sadece size ait değildir. Sadece insanoğluna da ait değildir. O bölgede yaşayan diğer hayvan ve bitkiler de bundan etkilenmekteler. Dolayısıyla bu bilinçle yaşamadığımız müddetçe anlamsız oluyor. Öyle değil mi? Öyle, maalesef öyle. Gezdiğimiz her yerde, gerek İstanbul'da gerek Anadolu'da hiç fark etmez. İşte bu sosyal bilinçle, bu sorumlulukla hareket etmek istiyoruz sevgili dostlar. Kilyos'ta bir sahil gezintisi yapmak istiyorsanız buyurun. Buyurun bu güzel manzara. İşte tur rehberin bugün Kilyos'ta.
herkes etrafında yaşadığı bölgeye aslında baktığı zaman, yani burası bu küçük bir balıkçı kasabası ya da köyü hatta olan Kilyos'ta olsun, İstanbul'da olsa, Anadolu'nun herhangi bir yerinde de olsa şunu bilmeli ki bu bastığınız yerler, topraklar, gördüğünüz manzaraların bakan milyonlarca insan geldi ve geçti ve buralar aslında siz şu anda nasıl kullanıyorsanız kullanın, geçmişte çok daha önemli yerler, çok daha önemli görevlere sahip olmuş olabilir. Nitekim bir dönemlerin en önemli ticaret noktalarından birisi olan, kolonilerinden birisi olan Kilyos bugün sadece kumsalıyla ün salmış durumda. Ve biz onu bugün İstanbul'un sahil beldeselerinden birisi olarak bilsek de tarihin tozlu yapraklarında Kilyos bir ticaret merkeziydi. Sevgili dostlarım, videomuzun giriş bölümünü çektiğimiz yer tam getir. Hop, evet, tam burasıydı sevgili dostlar. İşte o güzel manzarayı ilk açıdan böyle seyrettik. Sahile indiğinizde de böyle. Sahile şu anda inebiliyoruz çünkü videoyu çektiğimiz tarih artık Eylül ayının son günleri. Plajlar kapandı, deniz sezonu bitti. Sahile geldik, buradan giriş yaptık ve herkesin olan, halkın olan denize ulaştık. Ama deniz sezonunda yazın bunu yapmak maalesef mümkün değil. Denize girebilmek için ya da yüzebilmek ya da yürüyüş yapabilmek, bir deniz havası almak için buraya plaj ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu bilgiyi de Kilyos videosunun içinde vermeden olmazdı. Kilyos'ta nereye gidersek gidelim, yollar denize çıkıyor sevgili dostlarım. Balıkçı barınağına doğru geldik. Çamlarla süslü tepeler o Kilyos'un en bilinen manzarasını süslüyor. Ve elbette çağrı sağlık. Bugün Kilyos'tayız. Çağrı Sağlık da bir yengeç burcu olarak deniz kokusunu çok sever. İstanbul'dan bir gün çalmak için uygun bir zaman. Sevgili dostlarım, bugün sizlerle Kilyos'u gezdik. Kilyos demek deniz demek, balık demek, iyot kokusu demek. İşte Kilyos'ta bu güzel gezide bizlere eşlik ettiğiniz bir günü daha birlikte geçirdik. Kilyos denizde başladı, denizde bitsin istedik sevgili dostlarım. Biz sizlere İstanbul'un ta kuzeyinden, Karadeniz kıyılarından, Kilyos'tan seslendik bugün. Sürçülisan ettiysek affola. Birlikte nice güzel keşiflerde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.